Evimizde iki maçlık bir seri vardı ve bunları 2'de 2 ile bitirmeyi başardık. İlk olarak Selçuklu, ardından Antalya. Zor maçlarda özellikle Antalya Spor bizi zorladı. Sen neler düşünüyorsun? Ya şimdi uzun süredir sürdürdüğümüz bir seri var iç sahada. Yaklaşık 4,5-5 aydır iç sahada kendi sahamızda maç kaybetmiyoruz. Bu playofflar öncesi için bizim için çok büyük bir avantaj ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Maç maç değerlendirecek olursak Selçuklu bizim için sıralama açısından çok önemli bir maçtı. Yani iki galibiyet niteliğinde bir maçtı. Bu maçı kayıpsız geçtik. Çok iyi basketbol oynadık. 34 asist yaptık. Topu çok iyi paylaştık. Savunmada da çok iyiydik son periyot haricinde. Rahat ve istediğimiz bir galibiyeti aldık. Akabininde Antalya maçıyla devam ettik. Maça istediğimiz gibi başlayamadık açıkçası. İlk yarı 40 sayı yedik. Bu bizim için çok fazla. İkinci yarı savunmayla geri geldik. Daha iyi basketbol oynadık. Topu yine daha iyi paylaştık. Ve yine kazanmasını bildik. Şimdi bu hafta Türk Telekom'la oynayacağız. Tabii Türk Telekom artık bir üst lige yükseldi. Ama mutlaka onlar kazanmak için sahada olacaktır. Zor bir maç. Onları evimizde mağlup etmeyi başarmıştık. Bu maç nasıl geçer sence? Ya tabii ki zor bir maç. Öncelikle Telekom'u göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten yani kolay bir şey değil yaptıkları. Nisan ayında şampiyonluğu garantilediler. Tebrik etmek lazım. Bizim buradaki hedefimiz daha önce de dediğim gibi ikinci sırada playoff'a girip saha avantajını almaktı. Bunun için büyük bir avantaj elde ettik. Bundan sonra maç maç bakacağız. Bizim için Telekom veya başka rakip fark etmiyor. İlk yarı Telekom'u burada mağlup etmiştik. Bizim için yine önemli olan şey orada çıkıp en iyi şekilde mücadele edip savaşıp yine o maçı da kazanmak ve geride kalan onun dışında 3 maçı da kazanmak için oynayacağız ve playoff'a en hazır şekilde, en formda şekilde girmeye çalışacağız. Abi, kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun? Sezonu istediğin gibi başlayamadın ama şimdi göz dolduruyorsun performansında. Kendini nasıl değerlendirirsin? Ya bence şöyle bakmak lazım. Arada herkesin inişi çıkışı oluyor. Ben geldiğim zaman hazır değildim. Geç katıldım takıma. Bir adaptasyon sorunu tabii ki de yaşadım. Takımla beraber yaz idmanlarını yapamadım. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi ben de daha iyi durumdayım. Arkadaşlarım da form olarak her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ya bu bir takım oyunu. Biz açıkçası bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum ben. Bireylerin çok bir önemi yok bizim takımda. Bir gün ben çıkarım, bir gün başkası çıkar. Önemli olan başarıya bir şekilde ulaşmak. Abi, son olarak son iki maçta çok güzel bir atmosfer vardı salonda. Seni nasıl etkiliyor bu bu taraftar? Ya taraftar gerçekten muhteşem. Böyle bir kulüpte oynadığım için gerçekten çok gururluyum. Burada en önemli şey geçen sene yapılan hataya tekrar düşmemek. Bunu daha önce de dile getirdim. Onlardan tek isteğimiz bizim her zaman yanımızda olmaları ve ceza almayacak şekilde bize destek vermeleri. Tek söyleyebileceğim bu.